Evet sevgili arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir meteoroloji videosuyla da karşınızdayım. Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor, kar yağışı ne durumda, ülkemiz kar yağışı alacak mı, alırsan ne kadar alacak bunları yorumlayacağız. Sesim biraz kötü bu akşam. Öncelikle sizden özür diliyorum. Biraz boğazlarım şişmiş. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki süreç bizim için neyi getirecek ülkemiz adına. Şimdi biraz bunları yorumlayalım. Sevgili arkadaşlar hali hazırda ülkemiz yüksek basınç etkisinde. Bunu biliyoruz. Cumartesi günü itibariyle. Zaten haritada görüldüğü gibi Yeşil kısımlar ha, kısmen yağış alıyoruz fakat hala sıcak kısımdayız ama sevindirici gelişmeler var bundan sonraki süreçte ülkemiz soğuk tarafa geçiyor Avrupa sıcak tarafta kalacak bir süre biz ise ayın sonuna kadar soğuk tarafta kalacağız bu ülkemiz adına sevindirici istediğimiz kar yağışlarına İnşallah en kısa zamanda ulaşacağız ee, İstanbul'a Karadeniz'e Marmara'ya İç Anadolu'ya güzel kar yağışları geliyor. Şimdi haritaya bakacak olursak e, beklediğimiz kar yağışların 12'si gecesi 13'ü gibi. E, şöyle haritamızı ilerletiyoruz ülkemize soğuk giriş yapıyor. Şöyle e, 12'si gecesi 13 gibi kuzeydeki şeyi görüyoruz. Mor kısmı. Bu bizim ülkemizi etkiliyor. 13-14'ü gibi ülkemizi kar yağışları almasını bekliyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesi. İstanbul'da da kısmen kar yağışı alacağını bekliyoruz. Uludağ güzel kar yağışı alacak. Sevgili arkadaşlar. Nihayet özlediğimiz kar yağışları geliyor. Sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi bundan sonraki süreçte ay sonuna kadar soğuk taraftayız. Ee, e, kısmen soğuklar ülkemizi ziyaret edecek. Ve güzel kar yağışlarını alacağız. Şöyle devam ettiğimiz zaman arkadaşlar ülkemizin mavi mor olan kısımları artmakta kuzeyimizde güçlü bir alçak basınç sistemi var. Alçak basınç merkezi ülkemizi etkilemeye çalışıyor. Bu da ülkemizde güçlü kar yağışları oluşturacak sevgili arkadaşlar. E, nihayet beklediğimiz kar yağışını alacağız. Şöyle görüyor musunuz e, ülkemizi mavi Balkanlar ve e, Avrupa ise sıcak tarafa geçiyor. Bu çok güzel. Ya aslında bu bir döngü. Biz sıcak tarafta kaldığımız zaman Avrupa soğuk tarafta kalıyor. Avrupa ısındığı zaman biz soğuyoruz. Yani e, bu döngü şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ülkemiz tamamen mor ve mavi alanlarla kaplı bu alçak basınç merkezinin tam ülkemizde olduğunun ispatı. Yani 13'ünden itibaren başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Sevindirici, güzel gelişmeler var. Görüyorsunuz devam ediyoruz. Haritayı oynattığımız zaman tekrar tekrar 20'si gibi 21'i gibi ülkemize giren bir soğuk hava alçak basınç merkezi gene ülkemizi etkiliyor. Şuna bakar mısınız? Tam İtalya. Ve Balkanlar ağırlıklı, İstanbul ağırlıklı bir alçak basınç merkezi bu 20-23'ü gibi çok güçlü kar yağışlarını ülkemize getireceği bekliyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu bir tahmin. E, önümüzde bir süreç var yaklaşık 10-15 gündür ama diğer modellerde bunu gösteriyor. Umarım bu sefer istediğimiz özlenen kar yağışlarını alacağız. Şimdi e, bir diğer yağış e, grafimize bakalım sevgili dostlar. Şöyle geldiğimiz zaman ülkemizi yağışlar giriş yapıyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde güçlü yağışlar var. Tabii ki de bu yağışlar doğuya kar olarak düşüyor. Mor kısımlar görüldüğü üzere kar. Şöyle devam ediyoruz. Ülkemize gelen yağışlar çok sık. Marmara'da gördüğünüz üzere kar yağışları var. İç Anadolu'da var. Yani 12-13 gibi başlıyoruz sevgili dostlar üçünden sonra Karadeniz bölgesi de güzel kar yağışlar alacak. Samsun, Ordu, Giresun özellikle doğu kesimleri Giresun'dan sonra daha güçlü kar yağışlar alacağı benziyor. Ülkemiz adına çok sevindirici gelişmeler ee, sevgili dostlar. Şöyle görüldüğü üzere tekrar tekrar 19-20'si gibi yağış girişi var ve ülkemiz soğuk olduğundan bunlar kar olarak düşecek sevgili dostlar. Kar yağışlarına hazırlıklı olalım istediğimiz özlediğimiz, benim de bir meteoroloji karsever olarak beklediğim görüntüler sonunda ülkemizi ziyaret edecek. Sevgili dostlar, meteorolojinin haritasına baktığımız zaman da böyle ülkemizin bugün yarın artık yağışların girdiğini, bundan sonraki süreçte sık sık yağışın olacağını görüyoruz. Doğu kesimler tabii ki de kar yağıştı arkadaşlar. Çünkü yükselti ve... Ee, soğuk havanın Orada sürekli olmasından ötürü Sevgili dostlar Yani Şöyle bir diğer haritaya bakacak olursak Tekrar görüyorsunuz Ülkemiz alçak basınç etkisinde Görüyorsunuz kırmızı kısmı Avrupa'yı Yüksek basınç merkezi olduğu zaman Sardığı zaman bizim ülkemiz Alçak basınç merkezi etkisinde kalıyor Bu da yağışların olacağına işaret Sevgili dostlar Keza aynı Devam ediyoruz. Sürekli sürekli bir soğuk hava atakları var. Bu çok çok sevindirici. Sevgili dostlarım şöyle bir de kar haritasına bakalım isterseniz sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman doğu bölgelerde hali hazırda kar örtüsü mor kısım çok güçlü. E, Magadanlar yağmur. Battan yağmur görüşü var. Tabii ki de bu doğuya kalorak düşüyor. Bundan sonraki süreçte baktığımız zaman ülkedeki mor kısımların arttığını görüyoruz. Görüyoruz arkadaşlar günden güne artıyor. Haritaya bakar mısınız günden güne kar yağıyor. ülkemizin tamamen Balkanların, İtalya, Polonya, Macaristan tamamı bu e, doğu Avrupa ve e, bizim coğrafyamızın güzel kar yağışları alacağını ve ülkemizin karla kaplı olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar çok çok sevindirici gelişmeler var. E, i̇stediğimiz kar yağışlarına nihayet kavuşacağız sevgili dostlarım. Ee, şimdilik videomu burada bitiriyorum. Ee, gelişmeleri takip ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız ülkemiz tamamen kaplanmış durumda. Çok güzel. Çok güzel kar yağışlarını alacağız sevgili dostlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Sizleri kanala bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.